الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Demiştik nasıl başlamıştık? Hayat evirip devirip çeviriyor. Hayat sana rağmen yürüyor. Zaten onunla alakalı bir ders. Tevafuk ettim. Ha, telefonlarınızı bir kapatın. Kur'an-ı Kerim Yasin'de, Yasin Besmele'de, Besmele'de de Ya Rab ilmimi artır demiyor. Sadakatli istikamet isteniyor. Nasıl bir istikamet? Hani o nimetlendirdiklerim var diye Maside. 124 bin peygamber, 124 milyon evliya. İstikametli böyle bir sadakat. Sadakat da istikametli. Ha onlardan. İhtine sıratel müstakim. İlim 4. sırada. Öyle başlıyorum bu laika derslerine. Birincisi sadakat. O mu dedi? Tamam. Ebu Bekir. Onun zatına has değil bu. Sıdıkiyet sıfatı da terakki etmek lazım. İki, muvazene, muhakeme, yani elimizden kantarı ve metreyi bırakmadan akıl ve kalp bütünlüğüyle ve hak sahibine hakkını vermek anlamına gelen adalet. Üç, bu da Ömer. Üç, hadiselerde kendin dışında, kaderin dışında düşünme, kaderinde hissesi var, enfuse taşınmaya çalış, dışarıda var oldukça, dışarıda fırtına hiçbir zaman dinmez. Sarsıntısız bir uçak seyahatim ömrümde olduğunu hatırlamıyorum. O. Bu da Osman. Dışarıdan malzemeleri, malumatları alıp içeride işlemek bilgidir. Onu yaşamak ilim olur. Bu ilimde zirve şeytandır. Ama elimi yoktur. O ilmin sadakati yoktu. O ilmin adaleti yoktu. O ilmin ben merkezli çalışmadığı için şeytanlık oldu. Bu da insan olarak simgede Ali'dir. Yani kaderin bir hükmü var. Şimdi mevzumuz hakkı bulduktan sonra hakkı buldun mu? Hak için ihtilaf çıkarmamak. Konu başlığı bu. Bunu eylemsiz dersi ben hiç sevmiyorum, yapmıyorum da. Ne yapacağım bunu? Zaten şeytan biliyor. Bu psikolojide kullanacağım, kendi psikolojimde. Sağlığımda kullanacağım. Sonra davranışlarımda özgüvenimi yitiren sebeplerde biraz değineceğim. Daireyi genişletip ailemde karı koca münasebetlerine kuracağım. Sonra muvaffak olursam hizmette kullanacağım. Birkaç tane örnekler. Herkes en güzel kabul ettiği mesleğinin etrafında ittihada davet ederse ihtilaf çıkar. Bak herkes en güzel kabul ettiği mesleğinin etrafında ittihada davet ederse ihtilaf çıkar. Yani ben merkezli. Niçin burada birleşmiyorsunuz? Burada. Değil. Burada ne yapacak? Dördüncü veci. Hayat-ı şahsiye nazarında zulümdür, böyle demek. Şu dördüncü veçin esası olan birkaç dusturu dinle. Birincisi sen, mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit. Yani bir nurculukta, hizmette. Mesleğin haktır. Hak olmasa zaten devam edemezsin, olmazsın. Nereye hak biliyorsan orada olman lazım. Buradasın. Kim neredeyse ona söylüyor. Bir de önemli olan
kavgalar meslekte değil, efkarda olur, fikirlerde oluyor. Anlayış farklılığından oluyor. Anlayış farklılığı aslında zenginlik katandır. Şimdi kamil insanın özelliğidir. Yani kamil insanlar kimdir? Kamil insan odur ki her mertebeden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan insandır kamil insan. Yani her mertebeden bakabilen, bu ne demektir? Bak hiçbir mertebeye mahkum olmayan, enfustir yani. Dahile girdin mi, ne kulak ağrısı, ne burun akıntısı, ne de fakirlik, ne de erkeklik, kadınlık. Orada öyle bir şey yok. Dahileri girdin mi, ne cennet derdin var, ne cehennem endişen var. İsteyene ver onu dettiriyor. Oraya girdim. Oraya davet ediyor. İkinci sayt, üçüncü saydı zaten bilmiyoruz. İsmini biliyoruz da içini bilmiyor. İkinci sayt enfusçidir, budur. Efkarda hata yapıyoruz. Fikirlerde. Tam senin dediğin doğru. Doğru ama hep o değil. Hep o değil yani. Okuyayım. Sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir deme hakkın var. Mesleğim haktır. Veya daha güzeldir. Daha güzelin altında güzel var. Daha güzel, güzel, batıl. Ama benimsi güzel deyince onun altı batıldır. Daha güzel deme hakkın var. Ona da hak ver yani. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir deme hakkın yoktur. Aynı ridayı an kulli kelile ve lakin aynı suhti tubdil mesaviye. Sırınca insafsız nazarın, düşkün fikrin hakem olamaz. Yani insafsız nazarın, insaf nedir Arapçada? Nısıftan gelir, yarılamak. Yani iki tarafa aynı durmak. Yani peşin kararlı olmayanlarda olur bu. Peşin kararlı olursa ne dersen de ben bildiğim olur. İşte niza buradan çıkıyor. Cemaatta bunların şerrinden hiçbir zaman dur oturup rahatlığı, istirahat bulamamış. Böyle insanlardan dolayı cemaat hep sıkıntıda kalmış. Fikri mutlaka doğrudur dayatması. Oysa farz değil. Allah'ın ayeti değil senin fikrin. Yani esasatı bulamayan teferruatta meşgul olur. Lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Şükrü diğerlerine sahip esasatı kaybetme, esasatı bulmayan kışır ile muşkun olur. İstikameti kaybeden ifrat ve tefrite düşer. Hayalata sapar orada mı? Hayalata var. Ne? Hakikati bulmayan hayalata sapar. Bunlar batıl değil, biliyor musun? Yani insanlığın, insan oluşunun özelliğidir. Sırlar için doğru tektir, ot ve sudur. Başka doğru yok. İnsan için böyle değildir. Mesela içki haramdır. İse birlikte değildir. Allah haram etmemiş ama helal de etmemiş. Balık tutmak helaldir. Musa birlikte haramdır cumartesi tutmak, bir iş yapmak. Musa birlikte cumartesi bir şey yapmak haramdır. Yani haram helal kavramı Allah'ın emir ve nehi ile alakalıdır. Senin fikrine Allah vahiy mi getirdi ki diğerleri haramdır? Çünkü harama verilir ancak senin tepkin. Benim gözümün önünde içki içene ben bu tepkiyi vermemişim.
Askerlik yapmışız, cemiyette var. Benim yanımda, arabasını tamir ediyor Ömer. Öğlen vakti geldi, kılıyorsun, adam öğlenin ikindi de girdi, senin yanındaydı, motorunu topluyordu. Çıktı, ikindiyi kılıyorsun, adam oturuyor. İkindi kıldı, öğlen kıldı mı? Yok. Niye tepki vermiyorsun, aramış diyor. Peki ona vermiyorsun da, ben bir zenginlik olsun diye bir manaya, bir meslek ve meşrebe veya bir kelimeye, bir paragrafa, bir mana, noktayı nazar getirin. Niye böyle kıyameti koparıyorsun? Haram değil ki. Haramdan daha mı şey görüyor? Daha mı haram bu? Yani şuraya bakın. Esasatı kaybetmiş, teferratla meşgul. Lübü bulmamış, kışır ile meşgul. Hakikati kaybetmiş, hayalata sapmış. İstikameti kaybedince ifrat tefrite düşmüş. Acayip. Davadaki ifrat mı oluyor? Davadaki ifrat o. Kendi düşündüğü bir dava var ya, ne güzel demiş. Bu manada Kur'an'da ayet var, şu anda hatırlayamam ama peygamberde de var. Kendi Rablerini mesela Rabbinden diyor, Rabbi şeyde de var. O onlar diyor, onlar Rablerini gördüğü zaman. Yani Allah'ımız bir, Rabbimiz ayrı. Herkesin Rabbi farklı, anlayışı farklı. Rabbul alemin değil, kendi Rabbi, kendi terbiyecisi, kendi alemindeki Allah. Öyle değil. Kendi an. Mesela Allah'ı anlatıyor. Hakiki Allah'ı Nefs-ül Emir'deki Allah anlatmıyor. Kendi alemindeki Allah'ı anlatıyor. Hizmet, hizmeti düşün ya. He aklın? Hizmet de kendi kafasındaki hizmeti anlatıyor. Yani Allah'tan örnek verdim. Mesela biz Allah'ı anlatıyoruz. Dükkanda şuna. Hangi Allah'tan? Benim alemindeki Allah'tan bahsediyor. Rabbul alemindekini nasıl anlatacağım sen? Bilmiyorum ki. Kendi Rablerinden bahsederler. Mesela cennette diyor, Muhyiddin Arabi, Lübülüb'de söylüyor. Bu hadisi kutsi ya. Allah bir tecelli eder. Şey tabi, Rabbul Alemi tecelli eder. Ve der ki, cennet ehillerine oradaki. Ben sizin Rabbinizim. Cennet ehli der ki, senden Rabbimize sığınırız. Kabul etmiyorlar. Sonra Rabbul Alemin biraz daha tecellisini indirir Mehmet. Gene derler ki, senden Rabbimize sığınırız. Sonra Rabbul Alemin der ki, siz alimlerinize sorun gidin, Rabbiniz nasıl bir şeydi? Söylerler, öğrenirler, bizim Rabbimiz uydu. O şekilde tecelli eder, evet Rabbimiz sensin derler. Orada da mı bildiğimizi şey yapacağız? Evet ya. Herkesin Rabbine göre cenneti var. Rabbul Alemin değil. Rabbim. Rabb ya. Şey mi sana, kulun beni nasıl tanırsa? O aynı. Kulun beni aynı Ömer. Aynı bu mu? Peki ben bu Allah'tan niye söylüyorum? Yani Allah böyleyse, yani Rabbim böyleyse, hizmet de düşünün. Adamı kafirlikle itham ediyor ya. Bitmiş diyor ya. Hain diyor ya, hain. Hain demek. Münafık, içimize girmiş, İslam düşmanı demektir. Hainlikle itham ediyor. Hakikati kaybettiği için kendi hayalinde bir şey var Nurculuk. Bu zannediyor ki metin, harfler farzdır. Beşeridir ya. Beşeridir. En çok reddetse, yani şey bozsa değil, reddetse asil imamını tanımayan cahiliye ölümüyle ölür. Kafir ölmez. Adam hain diyor ya. Din düşmanı demektir. Yani İslam şey lukatın şey ifadesinde din düşmanıdır. Ben onu kastetmedim diyemezsin çünkü topluma hitap eden kişi topluma kabul edilmiş bir şahsa dindeki ve toplumun o kelama yüklediği manaya göre düşüneceğinden benim niyetim budur diyemezsin. Hacı bu kendi şeyine bak ne diyor? İnsafsız nazarın. İnsaf nısıftan geliyor dedik, ortalama. Sonra düşkün fikri, senin seviyen düşük. Evet tepecikten bakıyorsun, birinci katta. İmam Rabbani'nin misalidir. Diyor ki, evin diyor, seviyesinden bakar, ötekisi ağaçtan bakar, diyor, ötekisi dağdan bakar. Şimdi ben şey yapayım, o zaman ağaç. Birinci kattan 15. kat, bir de 50. kattan baktın. Aynı yere bile baksan farklı görüntü olur. Bir de böyle baksan
farklı ol. Düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mesleğini butlan ile mahkum edemez. Allah Allah. Ve haklı her meslek sahibinin, meslek sahibi, mesleği var. Haklı, kendi aleminde haklı. Başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise, ilişmemek. Mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını ve çirkinliği ima eden hak yalnız benim mesleğimdir. Veyahut güzel benim meşrebimdir. Cemaat içindeki kişiyle meslek denmez, meşrep denir. İslam dünyasında meslektir, insanlık dünyasında İslamiyettir. Küfür bir millettir, iman da bir millettir. İslamiyet içinde ise meslektir. Meslek içerisinde meşreptir. Meşrep, meşrep içinde anlayış ve fikir farklılığı vardır. Yani en güzel olsun diye güzeli de ortadan kaldıran, ihtilaf yapmak hiçbir maslahatı yok ki. En güzel olsun diye güzeli de kaybediyor. Kaybediyoruz. Evde de aynı kanun. Mesela her işe karışan bir koca düşünün. En ufak kuruşu hesap eden kocayı düşünün. Yani olmayacak hizmetleri isteyen kocayı düşünün. Kadın tarafına deyin. Haset ediyor. Şey, kıskanıyor. Aman ha. Kimle konuştun? Ondan sonra kadın yani mesela diyor başka niye böyle yapmıyorsun? Bak herkes iş yapmıyor musun? Tamam da evde huzursuzluğa sebep niye bu olsun ki ya? Yani tamam en güzel olması istenir ama en güzel uğruna mücadele edersen güzeli de gidiyor. Huzur kalmıyor ki evde. Evde de huzur kalmıyor. E ne güzel. Peki ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Diyor ki, güzel bir şekilde o zararı şey yaptı, sağ diyor. Yani ihtilaf etmeyeceğiz en güzel için. Güzel tamam var mı? Tamam. Hatta Allah'ın haramı bile olsa dersin kavga etmeye hakkımız yoktur. Hani bilmiyor, bilmeyince biliyoruz da unutuyoruz yani. Yani bu onun için aslında bildiğiniz şeyler de okuduğunuz şeyler benim çok ihtiyacım var. Diyelim kadın mesela kıskanıyor, dünyanı cehenneme çeviriyor. Yok şu saate şöyle yapacaksın. E sen de en ufak şeyi hesap ediyorsun, pazara gidin kaç para harcadın. Yok şöyle yaptın mı? Yok kayınpederine gideceksin, yok kaynana gideceksin, yok annene gittin, yok git. Ya bunlar ne kadar basit şeyler ya. Huzuru bozmaya sebep olur. Değer mi yani bu? Yani niçin bununla birbirinizi kıralım ki yani? Değer mi yani? Daha mı iyi oldu? Biliyor musunuz? Senin ikazınla, anlatmanla insanlar düzel. Hiç rastladınız mı? Ben rastlamadım ömrümde. Çok az. Hey Allah razı olsun. Senin bu ikazını bilmiyordum ya. İyi ki söyledim, ben düzeleceğim şimdi. Yok, tam tersine söylediğim şöyle, ihtilaf çok oldu da. Tefekkürümü söylüyorum, tefekkürümü tamam mı böyle? Külliyattan o mana mertebesini birleştiriyorum, 10-15 tane. O belki 2-3 tanesini birleştiriyor. Ne kadar birleştirebiliyorsam farklı şey çıkıyor. Arkamdan diyor ki, şimdi bak, külliyata göre de şeyini değiştiriyor. Peki ben buna ihtilaf mı çıkarım? Yok. İyi, düşünmek lazım ki, belki ilk etapta böyle kızabiliriz tepki çaremizde ama sonra toparlanıp hani araba giderken buzda böyle bir viyadükte bir anda geliriz, gizli buza da araba gidiyor. Tamam ilk önce şey, sonra toparlamak lazım. Ha bunun kaderin cephesi var, bunu kaçmadan neye çıkarttım? Biraz da dikkat edeyim, her tefekkürümü çıkartmayayım piyasaya. Yani evde de öyle ya. En güzel için güzeli kaybetme. Bırak yürüsün artık, yürüyor. Bu akşam şey de yapacaktım ya onu ya onu. Her şeyde bir de kaderin hissesi var. Onu okuyacaktım, onu toplayacağım. İnşallah bir de okuruz.
Yani her şeyde bir de kaderin hissesi var ya. Kaderin de hissesi yok mu yani bu meselede, evliliğinde? Yani benim bu evdeki hadiselerde, benim psikolojimde, benim şunda, yani kaderin de hissesi var ya. Yani hemen en zirveyi, orayı görüp, orayı düşünüp de buraları tahrip etme. Allah Resulü'nün evinde de sıkıntı oldu. 40 gün babasının evine gönderdi hepsini. Allah dedi ki Celle Celaluhu imanı, git onlara teklif et. Seni istiyorlarsa affet, al. Dünyayı istiyorlarsa sana mukabil, dünyalıklarını ver ve boşa. At demiyor bakın, teklif sunuyor. Peki sorun ne? Sorun çıkmasından korkma evde. Resulullah'ta da çıktı. Havva validemiz de Adem Aleyhisselam'da da çıktı. Sorun çıkmasına korkma. Korku şu. Çözümlemede, çözmede yöntem farklılığından kork. Yöntem. Ölçü var. Ölçü birisi cemiye tutuyor. Mesela ötekisi dini tutuyor. Diyor ki müftüde ne var diyor televizyon. O diyor ki televizyon olmaz. Müftüde var. Şimdi birisi dinde gösteriyor. Ötekisi müftüde gösteriyor. Bozuk bir müftünün yaşantısı. Şimdi din yapıyor eve. Şimdi sıkıntı bu. Sıkıntıdan korkma. Resulullah'ın evinde de oldu. Yöntem, prensip, dostur, şablon, ölçüsüzlükten veya farklı ölçüden, ölçülerden ondan korkmak lazım. Bir de bakış nazarı alt veri tabanı kültüre göre, bilgiye göre, malzemeye göre değişir. Ona göre fırsat ver. Yapma, diretme. Senin kadar ders dinlememiş, senin kadar kitap okumamış, senin kadar hayatta mücadele olmamış, benim kadar tecrübemiz yok. Yaşım itibariyle işim de bu. Ben sizden benim gibi düşünmeyi, benim gibi davranmayı hakkım yok istemeyi. Nasıl derdim ki Ömer veya Şükrü, ben senden olsaydım, bu yanlış bir sözdür. O ki sen olacaktın ben, ben olacaktım sen, Allah seni niye yarattı? Senin imtihanın o. Aynı ilaç, aynı hastalığa farklı mizaçlara göre farklı tesir eder. Al bu ilacı, bana çok iyi geldi, sana da iyi gelir. Hayır kardeş. Kadın mıdır, erkek midir, çocuk mudur, yaşlı mıdır? Mizacın nedir yani? Ateş mizacı mısın, tabiatı, su mu, buhar mı, hava mı? Hepsi farklı yani. Kur'an'da da öyle. Bunu okuyorsun, tesir etmiyor. Bunu okuyorsun, tesir ediyor. Ateş cini var, toprak cini var, hava cini var, su cini var. Hepsi farklı. Misal için söylüyorum. Yani tam maneviyata kadar da götürüyorum tedaviyi, anlatmaya çalışıyorum. Onun için hak bir değil kardeş. Hak Allah, batıl, haram. Başka bir şey yok. Kavga etmememiz lazım. Başkasının mesleğini butlan ile, ha burayı okudum. Hakta ittifak, hakta ihtilaf olduğundan en iyisini ihtilaf edeceğiz. Ama hakkı bir bulalım hele ya. Bırakın cennetin 8. tabakası ya. Ha öyle bir imanımızı kurtaralım da. Bırak o sonrası gelir işte. Demeli. Hak bu. Hakta ihtilaf güzel. Bazen hak öyle eğer kavga yapmayıp beraber bütünlüğümüze sebep olmuşsa hak. Haktan haktır. Daha iyi için kavga ediyorsa hakkı da kaybediyoruz. Hasen, ahsenden ahsendir. Bazen güzel, en güzelden güzeldir. En güzeli yapayım derken güzeli de berbat ettik. Kumar öyle oluyor. Yani bir tane aldım, tamam bir daha derken bitiriyor. Almanya'da var ya böyle sokaklarda para atmayın. O kumar böyle, onu kamerayla takip ediyorlar. Bizim ahmaklar da şey yapıyor tabii. Daha yeni gelmiş, onun siması kamerada alıyor, hemen bilgisayarda bütün Almanya'da, Avrupa'da bu adamın siması oraya geçmiş, geçiyor. İlk defa ise onu hemen bilgisayar kavruyor. Bu diyor ki, bu ilk defa diyor oynuyor. Hemen ona batırmıyor parasını, biraz veriyor. Üçüncü kez biraz daha içeriye çekiyor para vererek. Veriyor. Üçte, dördüncüsü kaybediyor derken bir daha alıyor, o bugün öyle gidiyor, ikiye bir, üçe bir derken üçüncü de daha ileri çapınca hiç daha vermiyor. Kamerayla yönetiyorlar. Kumarı
kameraya rehmetim. Öyle şans maz değil. Ne şans? Şans yok ki zaten. Herkes kendi mesleğine huve hak demeli, huvel hak dememeli. Veyahut huve hasen demeli, huvel asen dememeli. Yani hak yalnız budur. Yani hak yalnız budur deme. Nedir o? Huvel hakku. Hak yalnız budur. Olmaz ki ya. Ne demeli? Huvel hakkun. Bu da doğrudur. Bu da doğrulardan biridir. Doğrulardan biri de budur. Huvel ahsen, güzel yalnız budur deme. Huvel ahsen, daha güzel olan budur. Bu daha güzeldir. En güzel budur. Bu en güzeldir. Deme. Evde boşanacağız. Niye? Sıkıntı var. Peki, boşandığın zaman kapıdan çıktığı gibi, evden kapıdan çıktığı gibi kafadan da çıkacak mı eşin? Olmamış gibi sayacak mısın evliliği? Yani kafanda hiçbir hayali, fikri, hatıraları yok edebilecek misin? Kapıdan gittiği gibi kafadan da gidecek mi? Evliliğe şöyle söylüyorum, hemen çabuk söyleyeceğim. Hayatın içerisinde ders olsun diye söylüyorum. Boşanacaksın, tamam. Şunu böyle yap diyorum. Bir A4 al. Başına ilk boşanacağım çünkü yaz. Düşünmeden hemen hatırına gelenleri yaz. Arkasına geç. Muhtemel boşanmaktan ortaya çıkacak beşi kendi sıkıntı, psikolojik. Çoluk çocuğuna yapacağı sıkıntı, akrabaya yapacağı sıkıntılar, düşünmeden neler geliyorsa muhtemel karşılaşacağın sıkıntıları da yaz arkasına. Takla onu, git odanın bir köşesine koy, git. Bir gün sonra, gene A4 al başkan, o gün yazmadığını zorlamadan, yeni hatırına gelen boşanmalıyım, çünküleri yaz. Arkasına, muhtemel boşandıktan sonra, şahsi, ailevi, akrabayı tanuka olabilecek sıkıntılarında hatırına gelenleri de arkasına yaz. Katla, bunu da başka bir yere koy. Üçüncü kağıdı da yap bir gün sonra. Tam üç gün geçsin üzerinden. Sonra üç tanesini topla. Önüne koy, boşanmalıyım hepsini diz. Muhtemel ve kişisel sıkıntı, ailevi ve akraba sıkıntılarında yaz. Kıyas et, hangisi %50'yi geçmişse ona göre hareket. Bunu geçenlerde bir tanesi söyledi. Adam işsiz, fabrika kaybetmiş, iflas etmiş. Kadın iyi para kazanıyor, sağlıkla. İş yapıyor. Boşanacağım diyor. Tamam dedim. Şöyle yap. Biraz önce anlattığımı yap dedim. Üç gün sonra o ayrı ayrı kağıtları koymuştun ya. Onları topla bir araya getir. Burası Texas mı? Ne dedim? Bu nedir? Havai fişi. Şimdi koydun mu? Üç gün sonra onları ikisi mukayese et. Dedi ki, aradı tekrar, abi dedi, muhtemel sıkıntı fazla, ben onu kaldıramam. Çünkü niye? Çocuk var diyor, ben o 7 yaşındaki kız çocuğum, babasız nasıl büyüteyim ya? Bak şey, kendi tamam ben aşarım. Ama o baba, baba isteyecek. Baba mı dedi? Babanın evine gittiğin zaman ona baba olabilecek senin baban o ahlakta mı? Babanın namazı var mı? Davası var mı? Yani peki niye ben bunu söylüyorum? Hem ciddi bir ölçü şey yaptım, tespit edildim külliyattan. Hem de şu, böyle en zirve olmasa ortayı bulmaya çalış. Haram iş demeyin de yeter. Aile hayatında da. Haram iş demeyin de yeter. Çocuklara diyorum ki aramızda kalan, zor kaldırıyorum, kalkmıyor, kalkamıyor. Bak sünneti değil, farzı kıl tamam yaptı. Yani malı kurtaralım sermayeyi. Sermaye kurtar yeter. Öyle en güzeli döneminde değiliz. Birbirimizi yemeye yapmayalım. Yani zamanımız yok, psikolojimiz de müsait değil.
ve başkaları memnun oluyor. Ey talibi hakikat! Hakkı bulduktan sonra ehak için ihtilaf çıkarma. Madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır. Hakta ittifak edeceğiz. Ehak ismi taftilen. En iyi. Ehak. Yani ekrem, en kerim. Kerim bir de ekrem var. Bazen hak ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen. Yani biraz önce anlattığım şey. Ben şimdi İslamiyet, bak İslamiyet sel ve müsellemattır. Dahilde niza ve husumet istemez. Ne demek? İslamiyet barıştır. Karşılıklık içinde olmak istemez. Yani barış demedir İslam, barış. Karışıklık istemiyor. Başlık bu. Dahilde niza olmamalı, husumet olmamalı. Yani özgüveni ben yapayım, yapamıyorum, beceremiyorum. Becerdiğin güzel tarafların ne var ya? Niye çok ertiyorsun kendini? Ya ben bir şey beceremiyorum ya sen. Hayır, namaz kılıyorsun, bak ne güzel beceriyorsun. Abi her şey ters gidiyor, hiçbir şey ters gitmiyor. Öyle düşünüyoruz. Niçin? Hani ne? Güneş aynı yerde doğuyor, hani ters, o ters değil ki o. Hani her şey ters gitti. Her gün işte göz kulağı kullanıyorsun, karaciğer böbreği kullanıyorsun. Ezanlar okunuyor, bir şey ters gitti yok. Yani güzel taraflarını da gör, tutun yani. Mutlaka bir sıfatını tutun. Rüştü abi Allah rahmet etsin. Bu soruyu sorardım, derdim ki, abi dedim yani insan doğru ameline güvenmesi, Risale'den bu ahlak aldık, İslamiyet'te var ama insan yine zor durumda olduğu zaman, böyle kalbi çarptığı zaman falan, cenaze menazem olunca insan böyle şey yapıyor da bir şey tutunuyor da yani. Bir şey. Abi dedim, ben tutundum bir şey var mı benim için? Ben anı şey yapsam dedi. Dedi ki, hiçbir amelime, hiçbir şeyime güvenme, hepsi ihsan ilahi. Biraz böyle inşallah yanlış olmasa şuna biraz tutundum dedi. Nedir o? Allah için düşman edindim dedi. Allah için dost edindim. Allah düşmanlarına hiçbir zaman dost olmadı. Bir o dedi. Malum devamlı cemiyetin böyle karmasına, bu ve bunun müessiri sebebi olan sisteme, rejim sahibine hep düşmandı. Şimdi başlık buydu. İslamiyet sel ve musallamattı, dahilde niza ve hizmet istemez. Evde kavga yapma. Hizmette de niza çıkarma kardeş. Allah için yapma. Hani bir sıkıntın var da buraya taşıma. Bu kadar insanın hukukuna tecavüz etme. Hukuku umumi affedilmez. Allah sana öyle bir bela verir ki böyle helak olmazsın. İnim oklavanın altında hamur gibi ezilirsin. Nasibin varsa ders alır çıkarsın. Nasibin yoksa ezilmeye devam edersin. Ne dünyalık kalır, ne psikolojin kalır, ne uhurevi hiçbir tarafın kalmaz. Sevilmezsin, bağnaz, geçimsiz, itirazcı, tenkitçi böyle bir mahluk olur çıkarsın. Hiçbir işe yaramazsın bu dünyada, gidip çekip gidersin. Sana kendine ben bile menfaatın olmaz. Bırak, İslamiyet'i kurtarmaya, Risale-i Nur hizmetini kurtarmayı bırak, hizmetle kurtulmaya çalış. İslamiyet'i kurtarmayı bırak, İslamiyet'le kurtulmaya çalış. Senin kurtarmana ihtiyacı yok bunlar. Kurtulmaya ihtiyaç biziz. Dahilde niza yapma, husumet yapma. Başlık. Yani bu iller burayı demiyor, evde de öyle. Kaç günden beri konuşmuyorsun, olur mu öyle bir şey ya? Müslüman da Müslümanı, kendimin Müslümandır. En fazla 3 tane uykudur, o da avam. Nurcu için derdi ki Rüştü abi, avam sokaktaki adam en fazla hadis-i şerifte Müslüman da Müslüman uykusu 3 gündür. Öyle mi değil? Biz diyor Nurcular en fazla bir uykudur. Uyku hali. Yapamazsın. Yapmamalısın. Ey alim İslam,
hayatın ittihatta, gel ittihat istersen dosturun bu olmalı. Yani hayatımız ittihattadır. Bak gelişen siyasi hadiselerde de öyle. Kendini merkeze koyup böyle, menfaatını düşünürsen herkes menfaatını düşünür, bu toplum çöker. Ama bir yanısı beniz, seni ilgilendirmez. Allah seni sana soracak. Bana toplumu sormayacak. Yani elinde patates var, soğan var, tutup da pahalanmasını bekleyeme. İstihkardır ki haramdır, temel gıdayı. Toplumun çökmesine sebep olan dolardır, eurodur, tutma. Ya başkası işte şey yapar, ben şey yapar. Yapma, başkasını sormayacak sana Allah. Seni sana soracak. Kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Vatanını düşün. Karınca misali. Ne ya bu İbrahim'in suyunu mu söndüreceksin? Ey karınca. Bu ağzı, bu taşıdığın suyla. Ben de biliyorum sönmeyeceğini. E ne götürüyorsun? Safımı, tarafımı belli ediyorum. Ayrıca güzel, bu küçük olay, hani şey yapmak, burada hassas olmamak, büyüğünde de aynısın. Aynısın, aynısın ya. Her yerde sırıtıyor ya. En ufak şey, evde kavga çıktın, kavga çıkardın, geldin. Yani onu o sıkıntıya soktun şimdi kadın. Doğru mu ya? Yani? Niye yaptın? Olur, kavga, yani barışırsın. Yapma. En iyi olsun diye iyi kaybetme. Haram olmasın, yeter. Huvel hakku yerine huvel hakkun demeli. Demiştim ben önce, hak yalnız budur deme. E ne diyeceksin? Bu da doğrudur. Bu da doğrulardan biridir. Doğrulardan biri de budur de. Huvel hasen yerine huvel asen demeli. Yani güzel yalnız budur deme. Güzellerden bir tanesi de budur. Ben mesela yeğenimin daha şeyken, gençken, çocukken namazın tam sünnetleri bana ait. Ben diyorum, tutma, yapma, kırmak zorunda. Tamam, sünneti bana ait. Sünneti tamam, farzları kıl. Sonra birkaç ay sonra geçtikten sonra daha dayı dedi, bırak dedi sünneti, ben onu ben de kılacağım. Yani en iyiydi, iyi kurtaralım. Farzı kurtar ya. E kaldırdın çocuğu, tamam. 13-14 yaşında çocuğu, 15. E zor kalktı, tamam sünneti, farzı kıldı. Tamam, ondan sonra hadi tesbihat otur, hadi tesbihat otur. Hadi bir de kalka dersini de otur. Salih. E ne olur? Yani olsun ama olmuyor işte. Dokunma. Dokunma. Yapma. Adam izahlı ders yapıyor diye bana öyle bir düşman ki, Yahudi'ye öyle düşman değil. Yahudi'ye öyle düşman değil ha. Hiç ağzında Yahudi hiç hatırına gelmez. Süfyan hatırına gelmez. Bunu sen niye söyledin bu Süfyan'a diye? Bana öyle düşman ki, İndir bindir, bundan meşgul, Süfyan'ın hiç mi suçu yok da, hiç o hatırına bile getirme. Önce dengeye bak ya. Peki buna kızacak mıyım ben? Yok. Öyle düşünebiliyor. Bunu yalan hepiniz biliyorsunuz yani, öyle bir üsmeti müslüm olmaz. İzalı ders yapmak. Ustad ayeti izah ediyor. 350 bin farklı yorum getiriliyorlar. Bir tanesi çıkıp da ayeti bozuyorsun demiyor metin durduğu için. Risale'yi izah ediyorsun, Risale'yi bozuyor diyorsun. Valla ayet bozuluyor da Risale niye bozulsun ya? Risale'nin ayet midir ya? Yani ölçü yok ki. Peki kızmamız lazım. Yok, öyle düşünebiliyor. Acımak lazım hastalığının bu kadar ileri olduğuna. Acayip bir şey. Yani bu hak mıdır şimdi? Belki de en güzelini söylüyordur. O bir taraftan yüklenme yapmışlar. Evet. Yani belki de en güzeldir de. Ama güzel değil bu. Çünkü Müslümana böyle düşman olmak haramdır. Kalk kırmak haramdır. Hüsmet istemiyor. Bak ne diyor? Hüven hakku yerine hüven hakkun demeli. İyilerden birisi de budur. En iyi budur. Ama İyidir de yok. Diğeri batıl. Ona hak ver bari. Evde de öyle. Bunu yaptın yaptın. Yapmadın olmaz.
Ya mesela boşayacağım dedin bir tanesi. Ya bu dersi ben ihtiyaca göre bir yapıyorum biliyor musunuz? Öyle ben tombala çıktığını değil. Bir hafta bana en çok hangi cinsten soru geliyor, o cinsten yapıyorum. Diyor ki, açmış telefonu, ağır dedim, bana randevu verir misin, gelmek istiyorum. Nedir, konu nedir dedim, yani gelme işte benim. Mayın yerim yok artık, yerimi yıktı lan. Ağır dedi, karı boşayacağım, yapma ya. Allah Allah. Ne yaptı dedim, zina mı yaptı? Yok abi dedi. Çocuklarını mı sahiplenmedi, sattı, kaybetti, boğdu? Yok, namaz kılmıyor. Peki, sen evlenirken dedim, protokol yaparken, sen namazı söylemiş miydin? Ben de gafildim, o da gafil. Şimdi sana dese ki, biz ortak fabrika kuruyoruz, tamam. Sen şarttan ne? Şu, benim şarttan da bu. Anlaştık mı? Fabrika kurduk. Sonra yeni imalı ben değiştiriyorum, başka şey imal edeceğiz. Bardak yapıyorduk, kağıt yapıyorduk. Yoksa ayrılıyoruz. Deme hakkınız var mı? Anlaşmaya, ha? Sen nikahta böyle şart koştun mu namaz kılacaksın diye? Sonra nasip etti, Allah şükret, ona da nasip eder, fırsat ver. Eğer namazsızlıktan dolayı insanlara ceza verilseydi, sen şimdiye kadar çoktan ölmen lazımdı. Namaza sonra da başladı. Bildiğim için. Eğer hatadan dolayı, namazsızlıktan dolayı sana Allah fırsat verdi, sen de fırsat verdin. Boşama sebebi midir? Değildir. Ha, nikah yaparken ben şartım bu, bunu şu, tamam. O şartlardandır. Akitimiz odur, nikah akittir. Düşüyor mu abi? Düşmüyor, namaz, sana kalmış. Namaz kılmazsa düşüyor mu yani? Düşmez abim. Yok. Hristiyan kadınla da evlenebilirsin diyor münazaratta. Hayır, baştan hani akit yaparsın. Şu, eğer şöyle desen, mesela bir bekar dese, o ezri, bekar dese ki vakıf, bu şimdi ve gelecekte evlenip nikahım olsa bile şimdiden boştur. Üçten önce dese her nikah boştur. Ha, nikahın arkasına yazarsın. Zaten nikah kıyarken bizde nurdersi.com'da şey var. Hanefi nikah kıyma senedi, Şafii arkasına boş var. Orada şartını söyle. Ben o görmeyeceğim. Sen şartlarını yazıyor. Oku diyorum. Okudun mu? Kadına okudum. Kabul ediyor musun? Kabul ettim. Etmiyor musun? Etmiyor. Yani o da anlaştırıyoruz. Şartlarını arkaya yazıyorlar, ondan sonra kabul ediyor musun? Atıyor. Diyor ki bir tanesi, bu şartın kabul edilmesi nikah düşer. Şartı yapar, iki tane de şartı imzalarsa o zaman otomatik olarak düşer. Şartlı olursa. Nasıl ki kadın boşayamaz ama nikahta kadın boşanma yetkisini o anda alırsa masada, yani o akitte olursa boşanma aynı erkek gibi boşar. Yani anlatmak istediğim şu, yani evlenirken sen böyle bir şart koşmuş muydun? Böyle bir akit var mı? O zaman dayatma. İnşallah Allah'a dayat verecek. Böyle bir şartım vardı ama ben gene uygulamıyorum. Uygulama. Bak. Merhametli ol kardeşim, merhamete layık olasın. Affet ki affa layık olasın. Müsaade ederseniz Resulullah'tan bir şeyden nakledeceğim. Aftan bahsediyor Allah Resulü. Sahabenin bir tanesi çıkıp demiş ki, çok anlattım sana, gene yeri de anlatayım. Ya Resulallah, affın miktarı ne olacak? Yani ne kadar affedelim? Bunun o kişiye göre, duruma göre, hatanın ve konumun gününe de değişir. Hangisine cevap versin Resulallah? Alıyor bu adamları, soru soran ve komplesini, alıyor haşir meydana götürüyor. Önünüzde cehennem ve cennet varken, haşir meydanda, o mizan varken, mizan tartı, ne kadar affa ihtiyacınız olur? Ne kadar af istersin? Oradan sonra fikren getiriyor bunları. Burada o kadar affedici ol. Görüyor musun sen? Peygamber başka değil mi? Bir tuhaf adam. O da sıkıntı çekmiş. Taş bağlamış. Ben de soda içiyorum. Limonata içiyorum. Yediğim gıda erisin diye. O açlıktan taş bağlamış. Gene ben. Lan senin derdini derman kabul eden insanlar var diyorum Hasan. Benim derdimi dert değil, derman kabul ediyor adam. Yoğun bakımda. Allah Allah. Adam nefes alamıyor. Bak yoğun bakımda değiliz. Hey Bren. Mehmet, yoğun bakımda mısın? Bak. Senin derdini
Adam yoğun bakımdan çıksa senin derdin, nefes alayım da senin derdin bana dert olsun diye derman kabul eden var ya. Derdin mi varsa? Niçin peki bunlar dert oldu biliyor musun? Asıl derdi kaybettik. En büyük dert imanı kazanma ve kaybetme derdi. Onu kaybetme nispetinde Allah'ın bir belası ve cezasıdır. Dert olmayanlar dert olmuş. Benim dinimi dert edinirseniz dertlerinizi üzerime alırım diyor. Bu manada rivayet ve peygamberimiz. Dert nedir? İmanı kazanma ve kaybetme. Diğerleri dert değil. O kadar kişilerin dedi vardı ki bak yıkadım cenazeyi, kefenledim gitti. Her Müslüm kendi meslek mezhebine demeli. Her Müslüm kendi meslek mesleğine bir de mezhebine ha, Hanefi Şafii'ye. İşte bu haktır, başkasına ilişmem. Başkaları güzelse benim en güzeldir. Adam izahlı dersime, Şafii Hazretleri diyor ki Hanefi'ye, senin diyor nikahın bana göre yok diyor, nikahsızsın, zina yapıyorsun. Ama kavga etmiyor. Bak hiç hak doğrudur diyor. Mezheplerdeki ihtilaf batıl değil. Bak Şafii'ye göre nikah ayrıdır, Hanefi'ye göre ayrıdır. Hanefi'ye göre olmuyor, Şafii'ye göre olmuyor. Şafii'nin ise Hanefi'ye göre oluyor çünkü daha kapsayıcı. Şafii'nin ise daha kapsayıcı. Şafii'nin daha detay istiyor, veli istiyor. Hanefi'de veli şart değil. Şafii diyor ki kabul etmiyorum, yani bana nikah yok. Bu da hak. Sonra göre ama kavga ediyor mu? Ya en zirve şeyi gösteriyorum, anlayış farklılığını, ders farklılığını, tarikatçıdır, Süleymancıdır, Mahmut Efendicidir. Tamam sana ne? Allah'ın kuludur. Namaz kılıyor bu kulu. Sana mı soracak adam niye tarikatçıdır? Allah sana mı soracak? Karışma. Benim hatamı sana mı soracak ya? Güzel bir şeyden ayrılırsın. Yani bir binada olmamış şart değil ki başka binalar da ayrılır. Gerek yok ki ya bak ne güzel dedin. Her Müslüm kendi meslek mezhebine demeli, ne demeli? İşte hak, işte bu haktır. Başkasına ilişmem. Başkaları güzelse benim en güzeldir. Allah Allah. Dememeli. Ne? Budur hak. Başkaları battaldır. Allah Allah. Ya yalnız benimkidir güzel, güzeli. Başkaları yanlıştır, hem çirkindir. Zihniyet insan, cümleye bak şuraya, şu cümleye bak. Zihniyet inhisar, hubbu nefisten geliyor. Bunu ezberlemiştik. Zihniyet inhisar, benim gibi düşüneceksin, benim gibi yapacaksın, benim gibi söyleyeceksin. Bu zihniyet inhisar, yani benim zihniyetimde olacaksın. Nereden geliyor bu? Hakperestlikten değil, hubbu nefisten geliyor. Senin var ya, ruhunu öperim ya Rabbi. Rabbim, ustada nasıl senin şanın yakışıyorsa öyle muamele. Şu cümleye bak. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Küllata toplamış. Hep küllat. Beşerilik yok. Bizim kardeşler toplamış. Yani risale, layıkalar var ya. Yani neyi nasıl yapacağım? Keyfiyet mesela. Muaviye dini mi? Ehl-i Beyt dini mi? Usta bak ayırt ediyor, çaktırmadan diyor ki Ehl-i Beyt muhabbeti esastır. Veya keyfiyet nedir? Hani biz külliyatta bulamayız. Ha bak burada hepsi var. Maddeler. Hizmet dosturları diye. Ben reklam yapmıyorum bunu. Bizim dünya ile işimiz yok. Ben basmıyorum. Parası da benim değil. Bizim kardeşler hazırlamış hizmet olsun diye adammış. Basmış. Bak orada bu benim şey aldım. Ne istiyorsanız madde var ya. İstifade ederseniz diye söylüyorum. Risale-i Nur'dur. Hepsi toplam, Hasan-ı Musa gibi. Bak şu cümleye bak. Zihniyeti inhisar hubbu nefisten gelir. Ezberini tekrar et. Kendini beğenmiştik tabii. He. Yani benim gibi düşüneceksin sahi. Benim gibi. O olmaz. O kadar düşünme. Yapma öyle. Zihniyet inhisar. Yani inhisar altına almak. Kontrol altına almak. Hayır ha sakın ha. Hubbu nefisten geliyor. Ama sureti hak. Öyle gözüküyor. Vay be! Ne koruyucu ya! Ne nurcu ya! Nurculuğu koruyor. O olmasa battı nurculuk ya! Yok oldu gitti ya. Allah Allah! İslamiyet yok oldu ya! Kur'an gitti ya! Bu adam olmasa var ya! Firavun gibi peygamberi dahi nice sıkıntılara düşer etmiş. Ya! Ya!
Ya biraz acemime geçiyor. 3 gün önce, 4 gün önce bir şey okudu. Ben ömrümde böyle bir şey okumamıştım. Nereden geliyorsun dedi Ebu Cehil. Ömer'in Hişam. Hatta bu Ömer değil bu. Bak bak, hakperestliği de var ya. Öyle her batıl adamın her şeyi batıl değil, biliyor musun? Abi kendi tabisine dedi ki, nereden geliyorsun? Muhammed gene bir şey salladı diyor. Tövbe tövbe. Yani anlamadım dedi. Muhammed bir yalanını da yaydı dedi. Şiyeni dedi. Vahiyi kastediyor. Yani vahiy geldiğini mi? Evet dedi, bir yalan da dedi, bir vahiy geldi dedi. Ayakkabısını çıkarmış, o kendi tabisine bu cehil öyle vurmuş ki, o yazıyor ki da, dişlerini dökmüş adamın. Muhammed yalan demez demiş. Yalanını yay dedi. Muhammed hiçbir zaman yalan demedi diyor. Niye iş yapmadı? Niye ben değil? Zihniyet insan bu nefisten gelir. Niye ben değil? Öyle diyor zaten ayette. Çocuklarınızdan daha iyi tanırsınız. Bak, bir yalanını da söyledi, yaydı diyor. O yalan demez dedi. Ve adama ikaz etmedi. Çıkart ayakkabısını vurduğunu söylüyor. Dişini kırdı diyor. Muhammed yalan demez diyor. O kafir, onun düşmanı Muhammed'e laf söylettirmedi de, senin imanın var ya Müslümansın. Ya Muhammed'e, Kur'an'ına, Allah'ına bir şey dedi. Bak, vuramasan ki vurma da. Bari düşman ol, yüz çevir ya. Savunma, ne olur onu ya. Ona karşı durağını yanında olmasan bari. Ya, karşısına durağına yanında değilsen bari düşman olma. Zihniyet-i inhisar bu nefisten gelir. Cümleye bak ya, altına yaz ya. Sonra maraz oluyor. Yani öyle düşün, öyle olsa ne oluyor? Maraz oluyor. Yani ifrat-ı şefkat marazdır ya. Sonra böyle düşünürse maraz oluyor. Sonra ne oluyor? Nizamdan çıkıyor, kavgadan çıkıyor, vuruşmalar başlıyor. Hak gibi gözüküyor vuruşmalar. Oysa zihniyet-i inisardan çıkıyor. İlk önce zihniyet-i inisar. Sonra ne çıkıyor? Maraz oluyor. Ruhsal hastalıkmış. Maraz ruhsal hastalıktır. Sonra niza ondan çıkıyor, vuruşma çıkıyor. İlk önce fikri, sonra ruhi bir hastalık, sonra vuruşma. Dert ile dermanlar, dertle dermanlar var ya, dert. Dedim ya, kadın mı, erkek mi, çocuk mu, yaşlı mı, şişman mı, zayıf mı, doktor da bilir. Ha, bunlar farklılaşır, dertle derman. Dert ile dermanlar, taadudu hak olur, hak da taadud eder. Ha, farklı olur. Yani ikisi de öksürüyor. Ama birisi başka sebepten, birisi başka sebepten. Hacat ve adiyerinin, hacat ve adiyerinin tenevvü hak olur, hak da tenevvü eder. Mesela hacat ihtiyaçlar, adiyer gıdalar. Bak diyor ki, hacat ve adiyerinin tenevvü ihtiyaçla ilaçların çeşitliliği hak olur, hak da tenevvü eder bu sefer. Yani gıdalar çok olursa besleme çeşidi farklı olur. Kimisi üzümle beslenir, kimisi sarımla beslenir. İstidat terbiyeler tekesürü hak olur, hak da tekesür eder. Mesela kız çocuğu var, oğlanı var. Eşit mi ya şimdi sen? Sen ufak erkekte var, büyükte var. İstidatları da farklı. İstidatı farklı. Eşit davranamazsın ya, ben Ömer küçüğüne böyle davranmıştım, şey büyüğüne. Şimdi büyük oldu, iyi aldık. Buna da öyle davranmam. Çünkü bu farklı ya. Çekingen. Öyle şey yapma. Ötekisi tam tersine her taraf hoplayan, ağacın tepesinde düşmanı arayan bir çocuktu. Şimdi bu da çekingen. Eşine aynı davranacaksın. Değişir diyor bak. Ne diyor? İstidat terbiyeler. İstidat ve terbiyeler. Tekesürü hak olur. Hak da tekesür eder. Bir madde-i vahide hem zehir hem panzehirdir. Bir madde-i vahide. Tek bir madde sana zehir olur, başkasına panzehirdir o. Tamam. Mesela kestane balı sana zehirse bana bal gibi olur, bal olur yani, ilaç olur. Sonra iki mizaca göre mesail-i feride hakikat sabit değil. Mizaca göre hakikat tek.
Farklı ol, farklı tesir eder. Mesela bir misal benim aklıma gelen, hepinizin bildiği, arı su içer, bal akıtır, aynı suyu yılan içer, zehir akıtır. İzafi ve mürekkep mükellefin mizaçlar, yani bu nedir? İzafidirler. Tek iki tane sabit hakikat var, başka bir şey yok. Sabit hakikatın içindeki izafidir ve nisbidir. Celal. Nedir biliyor musun? İman, küfür. Diğerleri izafidir. Yani bu niye yanlıştır? Küfre yanlış olduğu için. Zürşte abinin şöyle bir cümlesi var. Çok ilginç yani. En büyük yanlış diyor, doğruya en yakın olandır. Doğruya en yakın olan yanlış var ya, en büyük yanlış olur. Mesela iman, imana en büyük doğru, en büyük doğruya en yakın olan yanlış. Mesela diyelim ki imana en yakın yanlış nedir? Namazsızlık. Ama iman esasları gibi değil. Namazsız olmasa imansız olmaz. Ama en büyük yanlış nedir? En büyük yanlış, Allah'a imanın yanında peygambere, kitaplara, her şeye pek inanamıyor. Oradaki yanlışlık, doğruya en yakın olan o yanlış var ya, her şeye biraz şey yapamıyorum, imanı götürüyor. En çok aldatan yanlış da o değil mi abi? Evet. Doğruya en yakın olan. En yakın, doğruya en yakın olan yanlış en çok aldatandır. Münafıklık kafirden daha ağır mı? Hakeza, evet. Bak. Arkadaşlar, bırakın Allah'ın kullarını Allah'a. Bırakın hizmeti, hizmet kendisi yapıyor. Usta öyle diyor. Hizmetle kurtulmaya çalışın, hizmeti bırakın diyor. Hizmet irsalini ediyor. Siz uhuvveti temin edin. Öyle uhuvveti temin edin. Usta Hazretleri şey de yazıyor. Çocukken, Ceylan abi hatırasında. Emirdağ'da biz diyor yazdık diyor, tamam yazdık ama teneffüs vakti geldi, çay içiyoruz böyle. Bizim dershanelerde çay bir şey saatleri çok zevkli olur. Bugün yetiştim aşağıya. Çakalaşıyoruz falan bu aha. Ustad da o gürültüden kapıdan çıkmış. O kadar zevkli dalmışız ki birbirimize ustadı görmedik. Kapıya dayanmış ustada böyle. Bizi seyrediyor diyor. Şakalaşmamızı falan. Ustadı görünce özledim. Hemen ciddileştik diyor. Keçeliler dedi. Risale-i Nur sırf bu uhuvveti size temin etseydi yeterdi diyor. Hizmeti hizmet ediyor zalim. Bırak sen kardeşliği kur. Kavga etmeyelim olmaz mı? Kavga etmeyelim ya. Ben sana bir şey söylemeyle sen düzelmeyeceksin. Hanıma bir şey söyleme hanım düzelmeyecek. Bilmediği için yapmıyor. Yapmadığı için yapmıyor. İnşallah bilgisi ise var. Demeyecek miyiz? Nasıl diyeceksin biliyor musun? Limete kullanım anantefalı. Yaparak söyleyeceğiz. Tesir eden değil kadar. Olduğu kadar. Gazali ne diyor? Hop topluyorum. Bak benim fikrim hiçbir şey yok. Olduğu kadar. Olmayan kader. Gazali'nin sözüdür. Olduğu kadar. Olmayan kader. Şuraya kadar geldim keseceğim. Ortada bırakmak istemiyorum. Bak, iki misaca göre mesail-i feride hakikat sabit değil. Mesela büyük çocuğuna küçük çocuğun Ömer'in. Ölçü sabit değil. Nedir o? İzafi ve mürekkep mükellefin mizaçlarına göre sen değişmen lazım. Onu aynı yapma. Yapamazsın. Sen değiş. Ona bir hisse verip ona göre ederek taakkuk ve terekkür. Her mezhebin sahibi mühmel, mutlak hükmeder. Bırakır böyle. Mezhepler kavgası kim yaptı? Müntesipleri yaptı. Mezhep sahipleri kavga yapmadı ki. Ben böyle anlıyorum dedi, bıraktı. Aynı zamanda mı yaşadılar abi? Yaşayanlar var mesela. Var. Mesela diyelim ki İmam-ı Şafi İmam-ı Mali'nin evladıdır. Yani babası ölünce onu yetiştirmek için annesini nikahlamış. Yani ondan ne diyormuşum? O Mukatta ne? Neyi kitabı? Muvatta. Muvatta. İmam Malik'in kitabı. Ondan yetişmiş.
En son mezhep, en son, en yeni, bize yakın Şafii Hazretleri'dir. Hiçbiri birbirine aleyhinde böyle bir mevzu etmemiş. Etmem, yok. O batıldır, haindir, bilmem ne. Bir İmam-ı Bakır'la İmam Azam'la şey olmuş. Sen benim ciddimin dinini bozuyorsun demiş. Yani aklına giderek hayır demiş. Üç tane şöyle söylemiş. İki tanesini hatırlıyorum, bir tanesini unuttum. Hatırlayan varsa bana da şimdi söylesin de. Bir tanesi dedi ki, eğer ben akılla gitseydim, dini bozsaydım, o zaman dedi, ayağımın üstünü mesle yapmazdım, ayağın altını yapardım. Mantık ayağın altını şey yapardı. Ayağın altı mı daha pis, üstüm. Ben piste göre mesle yapmadım. Affedersiniz, meni mi daha pis dedi, büyük abdest mi? Büyük abdest daha pis. Ben dedi, akılla gitseydim, büyük abdeste gusül derdim, küçük meni de abdest derdim. Bir tane daha var. Kadınların oruç, namaz meselesi, ay başında. Ha, kadınların oruç tutup tutmaması. O muydu? Namaz kılma, doğru da söylüyor. Namaz kılması, ay başında önünde namaz etti. He. Namaz farz olduğu için onları farz gösterdim. Yani kıldırdım. O değil mi? Evet. Bir de o hays meselesi. Hatta aynı mezhep içinde imamlar bile farklı görüşüyor. Aynı. Yani bu da farz ha. Farz. Mesela nikah. Hanefi'deki şeyi kafi görmüyor Şafii Hazretleri ve farzdır. Mesela abdestin farzı 4'tü bizde. Şafii'de kaçtır? Kaçtır Şafiler? 5. Niyet farzdır. Hatta 6. Şafii'de 6. Niyet farz. Bir de sıra farz. Bizde sıra farz değil. Bizde su yapmak yetiyor. Onlar ovalamak. Niyet farzdır. Şafii'de sıra farzdır. Bizde niyet de sıra da sünnet. Ama ya evlat ya bu din namaz gibi bir ciddi hakikat bunun üzerine konulacak abdest. Abdest olmuyor Şafii'ye göre. Hanefi'nin abdesti. Ama kavga etmemiş. Hiçbir şey dememiş. Ben bir farklı kelimeye nihayetsiz mana mertebesinden bir tanesini söylüyorum. Zarar veriyorsun diyor ya bu deli. Veya ben diyorum sana. Ya bu ne biçim ders yapıyorsun? Bırak onu ya. Diyor. Bu nefis mi abi? Tabi insani zihniyet. Başka ne ya işte? Benim gibi düşüneceksin. Benim anladığım gibi olacak bu iş. Dava şuuru bunu yaptırmaz. Yaptırmaz ki. Rüştü abiye dedim ki abi ben ona katılmıyorum. Ya kamil adamlar ya. Ne yaptı biliyor musun? Abi ben öyle düşünmüyorum dedi. Nas mıdır dedim yani. Risale'de de ölçünü. Yok dedi bu anlayış. Ben öyle düşünmüyorum. Öyle yaptım. Dedi ki İmam-ı Ebu Yusuf da İmam-ı Azam'a itiraz etmişti. Ve hoşuna gitti. Gerekçeni söyledi dedi. Abi şuradan burada. Ha doğru dedi. Bu anlaşılır ama senin salih değil dedi. İma bir manadır bu dedi. Salih budur. Salih ile ima kıyas edilirse salih alır. Tamam. Ve birkaç meselede ona farklı düşündüğünü çok iyi biliyor, iyi biliyordu ve hiçbir şey demezdi. O da zenginliktir de. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Dedim ki insanı tahrik eden o meraktır derdi, ben hayaldır derdi. İnsanı ilme, gaye, maksada sevk eden hayaldır. O meraktır derdi. Lokomotif odur derdi. Ben lokomotife hayal derdi. İtirazı birebir şahsın kendisine söylüyorsunuz. Tabii kendisine. Mesela da tamam. He. Yani taraftar toplayıp da şey yapmak. Öyle yapsan ama ya o cemaate yansıtma. O umumu hukuk ki o affedilmiyor. Hani biz buna müsait olmalıyız dedim yani için söylüyorum. Bir de ben yokken Ömer yokken Ömer'e öyle bir ders yapıyorum ki Ömer'e cepheye aldırıyorum. Aman ya Rabbel alemin. Allah bana böyle bir şey gösterme ve canımı al ya Rabbi ya. Böyle bir şey olmaz ya. Bu çok merhametsiz bir şeydir ya. Bazen sana söyleyemiyorum, çekiniyorum peki Hasan abi. O zaman ne yapacaksın? Yani şunu yapacaksın. Toplum içinde olmaz tabii. Hukuk var. Şu anda 3 tane şey icra ediliyor. Bir beşeri hukukum var benim. Akrabamdır. İnsanım, yerim, içerim. Suya, denize girerim. Tamam mı? Beraber hamama gideriz vesaire. Top oynarız. Araba süreriz. Bir de benim özel ubudiyetim var, tefekkürüm var, çalışmam, lisan anlayışım var. Bir de masaya geçişim var. Bunlar hepsi birbirinden uzak şahsiyettir. Şimdi sen buradakini şahsiyetimle biraz önce seninle yüzdük, balık tuttuk, onu buraya karıştırma. Ne yapacaksın? Musayet lisanla. Abi ne yapıyorsun ya? Böyle de olmaz ki ya. O olmaz kardeşim. Böyle de değil ya. Abi böyle bir şey dedin ama
müsait ortamda, fitne olmayacak, onu aşağılamayacaksın, şahsiyetini rencide etmeden, hayır ben orada böyle dedim, bir acaba yanlışlık mı, ben yanlış mı anladım, ya, veya benim bilmediğim bir taraf var, bu böyle midir? Son, o hala diretiyorsa, o zaman uzaklaşırız. Ve nizaya gerek yok. Niza yok. Kur'an'da çünkü hecren cemila diyor, kavga edin demiyor. Hecren cemila, güzel bir şekilde hicret edin. Altıncı koğuşa geç. Evet, altın koğuşa geç. Yoksa ben seni vururdum, olur mu ya? İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'ı vururdum demedi ya. Bir anında olsaydı niye? Nikahta veli şart koşmadın, sen bu kadar insanlara zina yaptırıyorsun ya. Şafii'ye göre nikah olmuyor. E diyor mu ki Hanefiler zina yapıyor? Ya olmaz ya, olmamalı. Cümleyi bitireyim. Mezhebinin hududu niye gösteriyor? Bizi bak, usta bunu mezhepten alıyor. Mezhepten ihtilaflarında, hadi bu böyleyse, aramızda aynı cemaatteyiz, farklı anlayışlar. Niye böyle uçlarda dolaşıyoruz ki? Mezhep farklılığında uçlara gitmiyoruz da. Şafiler İstanbul'da zekat veremez. Ancak Hanefilere uyacak. 7 tane fakir cinsi olacak, fakir. 7 tane fakir, o anlattığı kişiler olacak, 7 tane. Hanefi'de bir fakir olunca veriyorsun. O zaman Hanefi'yi taklit ediyor. Geçenlerde komutanlardan, Doğu'dayız abi dedi, ne zaman geleceğimiz öyle diyor ama hep Hanefi uleması, benim bir sürü sorularım var dedi. Doğu'da çalışıyor, asker. Ya ben dedi, ne, o telefon da yok dedi, ben nereye göre amel edeceğim dedi ya. Orada alimler, hangisi var? Şafii. Orada bulunma müddetçe Şafii alimlerine göre amel et. Onlara sor. Mezhebinin hududunu, hududu tayinini bırakır temayülü mizaca taasubu mezhebi tamime sebep olur. Yani bırakır, ondan sonra der ki ben Şafii'yim. Tamam artık daha şey yapma. Buyur. Tamimin iltizamı sebep olur niza. Sen böyle düşüneceksin. Kavgaya sebep bu. İslamiyet'ten evvel tabakat-ı beşerde derin uçurumlar var. Hem tebaüdü acibi istediği bir vakitte taadüdü enbiya, yani mesela aynı vakitte farklı farklı peygamberler olmuş. Ama farklı şeriatta ha. Allah bir Allah. Adapazarı şeriatı farklı yani. Şöyle Adapazarı bir peygamber var aynı zamanda, Mısır'da bir peygamber var. Tekirdağ'da bir peygamber var. Hepsi farklı hükümleri. Mesela orada içki haram, burada değil gibi. Yani. Değil, evet. Mesela Gürcistan'a gittim. Hiçbir zaman ağzımdan içki haramdır demedim. Hatta bir teklif etmişlerdi. Şimdi artık yapmıyorlar. İlk gittiğimiz zaman, 2000, Turgut Oğuz'a zamanında, o sohbet ettik, o hoca geldi diye, en güzel, yıllanmış işte şarabı getirdiler. Biliyorsun da anlatmıştım ya. Meşhur olmuştu bir ara. Maçka'da. En iyi şarabı getirmişlerdi bana. Vaz ettim ya orada. Bu hoca ha, orada hocalık yapıyor. Yani namaz kıldırıyor yani. Fetret değil mi abi? Fetret tabii. Ben hiç karım dedim, ya bana dokunuyor, şey yapmıyorum. Şimdi öyle değil ya. Şimdi gitsem Allah'a ben biliyordur. İnternette açılmış vesaire de kaç sene geçmiş. Evet yani, böyle üçüm adamsın lan sen. Lan Allah Allah ya, takoza bit seni, lan asarız lan keseriz seni, İslamiyet'e zarar veriyorsun, bir namaz kıldırırsın bir de şarap içiyorsun. Adam herhalde teravih kıldırırken su yerine kenara şarap koymuştur, merak. Ders yaparken falan. Acayip bir ya, bana getirdi ya. Tamiminin itizahı, hem orayı da okudum, son şeyim, beşerde bir inkılap İslamiyet yaptırdığı beşer tekarrub etti. Şer etti, ittihat, vahid oldu peygamber. Yani o kadar iletişim birleşti ki peygamber tek olmasına şey yaptı. Peki, öyle olduğu halde seviye bir olmadığı mezhep taadüt etti. Peki mezhep niye ihtiyaç var? Evet, bir kitap, bir peygambere kadar geldi ama coğrafya ve yaşantı farklılığından mezhebe ihtiyaç oldu. Yani İran'da, doğuda çiftçilikle uğraşıyor, ötekisi ticaretle uğraşıyor. Avrupa'da işte şurada. Tekstilde çalışıyor, kadınla temas edecek, doğu dönemi tarlada çalışıyor. Peygamber kitap bir oldu ama yani konum itibariyle, coğrafi fiziksel durum itibariyle herkes farklı olduğundan nereye ihtiyaç oldu? Seviye bir olmadığından
mezhep taaddüt etti, adetleşti, çoğaldı. Sonra ne yapacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Ancak ahir zaman Mehdi'si mezhebi vahid yapacak mezhepleri. Terbi-i vahidde kafi geldiği zaman, yani aynı mektebin talebeleri durumuna geldiğimiz zaman, iletişim araçlarıyla tam olduğu zaman, herkese aynı imkanlar olduğu zaman, ittihat eder mezhepler. Sözler 718. Oradan okudum bunları. O zaman eder. Şimdi etmez. Şimdi de öyledir. Anlaşma. Hadi bakalım. Kendimize zulmetmeyeceğiz. Özgüvenimizi bitti. Özgüvenimizi çökerttirmeyeceğiz. İyi taraflarımız da var. Tutunacağız bir tarafımıza. Kötülük tarafımıza tutunup efendim psikolojimizi bozmayacağız. Allah Kur'an'ında mani risaletine geçiyor. Maniye kim aldı diyeyiz. Allah ümit, kafirler ancak Allah'tan ümidini keser diyor. Dolayısıyla Müslüman ümidini kesmez. Allah Müslüman günah, Allah Kur'an'da Müslüman günah işlemez demiyor. Müslüman yeis sahibi olmaz diyor. Yeis yok. Ama günah düşebilir. Dolayısıyla hem kendimize fırsat vereceğiz. İnşallah düzeleceğiz. Hem evlad-ı âlimize fırsat vereceğiz. Hem eşimize fırsat vereceğiz. Hem dava kardeşimize fırsat vereceğiz. Sonra Müslümanlara da fırsat vereceğiz. Allah hakimdir, hepsi Allah'ın kuludur, kaderinde hissesi vardır demeli. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.